Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 3-9 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftaya Ay İkizler Burcu'nda başlıyoruz. Özellikle pazartesi ve salı günü öğleden sonraki saatlere kadar Ay sizin 3. ev alanlarınızda hareket ederken günlük hayatınızda biraz daha hareketli olabilir. İletişim trafiği artabilir. Kendiniz de zihinsel anlamda daha hareketli ve sabırsız olabilirsiniz. Meraklı olabilirsiniz. Birçok konu hakkında bilgi toplamak, sohbetler yapmak, kısa uzun gezi, seyahat gibi konular, ticari faaliyetler, eğitsel konular yine haftanın ilk günlerinde gündeminizde olabilir. Bu hafta 6 Eylül'de Merkür Aslan Burcu'ndan ayrılıp Başak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür Başak Burcu'nu yönettiği için güçlü olduğu bir pozisyondadır. Sizin 6. evinize giriş yapacak Merkür ve Merkür'ün bu hareketiyle beraber özellikle günlük hayatınız, işleriniz, mesleki konular, yapılması gereken detaylı işler, bir süredir ertelediğiniz konular da olabilir bunlar. Artık onlarla daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Merkür bu geçişin hemen ardından Boğa Burcu'ndaki Uranüs ve Oğlak Burcu'ndaki Satürn'le güzel temaslar içerisinde olacak. Oldukça verimli bir Merkür. Ayın 6'sından itibaren hafta sonuna kadar özellikle yapılacak işlerinizi planlamanız mümkün. Organizasyonlar yapabilirsiniz. Hesap kitap gibi bütçe işleri olabilir. Evinizde düzenlenecek her türlü detay gerektiren konu olabilir. Temizlik ve hijyene ait konular, kişisel bakım ve sağlığınızla ilgili konular olabilir. Ve önümüzdeki günleri artık planlamaya başlayabilirsiniz. Merkür bu anlamda da son derece verimli bir pozisyonda olacak. Evet, ayın 9'unda Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor sevgili koçlar. Teraziden ayrılacak artık. Bu yıl Venüs Akrep Burcu'nda biraz uzun bir süre kalacak. Çünkü retrosunu yaşayacağız. 5 Ekim'e kadar Venüs Akrep Burcu'nda ileri hareketli olacak. 5 Ekim'den sonra da retro süreci var. Akrep ve Terazi burçlarında bir retro yapacak. 15 Kasım'a kadar devam edecek bu retro. 15 Kasım'dan sonra da ileri harekete dönecek. Sizin 8. ev alanınızda şu anda harekete başlıyor 9 Eylül'de. İlişkilerinizle birlikte, ilişkilerinizle ilgili özellikle finansal paylaşımlar, her türlü hisseli para ve maddi konu, cinsellik ve bununla bağlantılı kavramlar Venüs'le beraber 8. ev alanınızda gündemde olacak. Tabii ki retro süreci önemli bir dönem. Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki seyri ve retrosuyla ilgili sizi bilgilendirmek için bir video hazırladım. Linki tıklayarak izleyebilirsiniz sevgili koçlar. Evet, ay geçişlerine baktığımızda salı öğleden sonraki saatlerden itibaren ay yengeç burcuna geçecek. 6 Eylül akşam saatlerine kadar ay yengeç burcunda kalacak. Ailevi konular, eve ve yuvaya ait konular öne çıkıyor. Bugünlerde biraz daha duygusal olmanız mümkün. Perşembe akşamından itibaren ise Ay Aslan Burcu'nda sosyal alanlara vurgu yapacak. Biraz daha böyle eğlenmek isteyeceksiniz. İşte aşk konuları, romantik konularda yine gündeminizde olabilir. Hafta sonunda bir yeni ay doğacak. Bu nedenle cumartesi artık Ay Başak Burcu'na geçecek ve kapanan fazla olacak. Geçtiğimiz ayın konularını bir sorgulayıp bir böyle toparlamak için iyi bir süreç. Gelecek ayın konularına odaklanmak için de hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Pazar gecesi saat 21'de 16 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yeni ay demek tabii ki yeni niyetler demek. Başlangıçlar demek. Başak Burcu da sizin için özellikle iş ve mesleki konulara işaret ediyor. Günlük hayatınız, yaşamınız, genel itibariyle günlük düzeninizle ilgili konulara, sağlık konularına işaret ediyor. Bunlarla ilgili yeni kararlar vermeniz, kendinize yeni hedefler belirlemeniz, planlar yapmanız mümkün. Pazar akşamında bunlara odaklanmanızı öneriyorum. Niyetler oluşturabilirsiniz, dilekler dileyebilirsiniz. Hatta böyle yapmayı hedeflediğiniz planlarınızı da bir kağıda yazabilirsiniz. Madde madde bunları detaylı bir şekilde planlayabilirsiniz. Bunun için çok uygun koşullar mevcut olacak gökyüzünde sevgili koçlar. Yeni ayın genel etkilerini anlattığım videoyu da linki tıklayarak izleyebilir, bilgi alabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.